Anadolu Selçukluları zamanında yaşamış, salih ve erdemli kişiliğiyle asırlardır var olan Nasreddin Hoca. Hayatı boyunca insanlığa doğru yolu göstermeyi amaçladı. İyiliklere yönlendirdi insanları, kötülüklerden sakındırdı. Her zaman halk arasında yanlış bilinenleri düzeltti, kısa, öz ve nükteli ifadeler kullandı. Bireyi ve toplumu bir bütün olarak kavradı. Düşünür, halk kahramanı, hiç değişmeyecek doğruların lisanı olarak nesilden nesile tanındı. Türk edebiyatının ve geleneğinin en önemli mizah ustalarından ve bilgelerinden Nasreddin Hoca, 1208'de Sivrihisar ilçesinin Hortu köyünde dünyaya geldi. Eğitimine ilk olarak Hortu köyünün imamı olan babası Abdullah Efendi'den aldığı derslerle başladı. 1237'de yerleştiği Akşehir'de Muhammed Hayrani'den tasavvuf dersleri aldı. Dini ilimler alanında aldığı eğitimden sonra müderrislik yaptı. Bu görevden sonra Nasuriddin Hacı olarak anılmaya başlandı. Aynı dönemde yaşayan Anadolu'nun üç güneşinden iyilik ve doğruluk içeren maneviyat mesajını Hazreti Mevlana Sema ile, Hazreti Hacı Bektaşi Veli Semah ile, Nasreddin Hoca ise mizahla verdi. Bireyi ve toplumu bir bütün olarak kavrayan Nasreddin Hoca bu topraklarda doğdu ve tam 28 yıl bu evde yaşadı. Nasreddin Hoca evi olarak bilinen ev, Hortu köyünün tipik evleri arasında sarı beyaz boyalı, ahşap ve kagir karışım ev uzun bir dönem restorasyon çalışması altındaydı. Sivrihisar'a 26 kilometre uzaklıktaki Hortu köyünde ilgi çeken sadece Nasreddin Hoca'nın evi değil, köyün her köşesinde Nasreddin Hoca'nın izleri var. Fıkralarının esintileri, köy halkının hikayeleri nesilden nesile aktarılmaya devam ediliyor. Nasreddin Hoca'nın değirmene gitmiş, komşudan eşek almış. Eşeğe siyahmış komşunun, değirmene gidince değirmende un olmuş. Geri getirmiş eşeğe, sahibine verince bu eşek benim diye eşeği kabul etmemiş, geri çevirmiş. O kadar bilirim. Anadolu'da büyüyen her çocuk bu toprakların kokusunu bildiği gibi Nasreddin Hoca'yı da bildi. Doğduğu köyün suyunu, havasını hayatına nakşetti. Nasreddin Hoca'nın evinin bulunduğu köy ve ilçenin birçok noktası hocayı anlatan temalarla süslenmiş durumda. Örneğin arkamda görmüş olduğunuz eşeğe ters binmiş hoca heykeli gelen ziyaretçileri selamlıyor. Köyün sokaklarına Nasreddin Hoca'nın fıkralarında ibret alınacak konular birer birer işlenmiş. Dünya görüşünü, hakikat anlayışını en iyi şekilde anlatan ve bu hakikatle bilgelik mertebesine ulaşıp gönüllerde taht kuran Nasreddin Hoca, 1284'te Akşehir'de vefat etti. Vefat ettiğinde geriye sayısız fıkra, mizah düşüncesi ve hoşgörü anlayışı bıraktı.